Türkiye'deki o 70'li yılların faciasını, adı savaş olmayan savaşı gördüm. Bunu şunun için hatırlatmak istedim. Bakın, Amerika her zaman emperyal bir güç olarak işte Vietnam'da, sonra Irak'ta, sonra Orta Doğu'da her şey yaptı. Ama vaktiyle Vietnam için milyonlar sokağa döküldü. Şimdi çok değerli, çok kıymetli ve Rusya'da sokağa dökülüyorlar vesaire. Şöyle bir şey başladı. Tuhaf bir linç hali. Mesela Nevşin Mengü, sevgili meslektaşım Nevşin Mengü Ukrayna'ya gitti. Gazeteci olarak gitti. Sen Suriyeliler için hiç oraya gitmeyi düşündün mü Nevşin? Ya da hiç Filistin'e sen gittin mi Nevşin? Başladılar. Kim oldukları malum. Hırpalamak için. Ben şu cümleyi kurmak için bu parantezi açtım sürenden çalarak özür dilerim. Filistin'e destek olmak için gidenler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıydı. Hatırlıyor musunuz? Ne yaptınız Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına? Ne yaptınız? Kimseye yalan söylemeyin. Mavi Marmara gemisini ben mi gönderdim dedi Erdoğan. Onu da hatırlayın, bunu da hatırlayın. Şimdi gelelim. Büyük abiler. Zelenski dedi ki, benim dedi şu anda dedi en büyük sıkıntım şu. Bir, uçağım yok. Dolayısıyla Rus uçaklarıyla ben mücadele edemiyorum. Rus uçakları ayrıca karadan müdahale edebileceğim o hava savunma sistemlerini perişan etti. Bana uçak lazım. Eğer uçak gönderemiyorsanız hava sahasını kapatın. Amerika'dan yanıt geldi. Hava sahasını kapatırsak şayet bu Rusya ile savaşa girmemiz anlamına gelir. Yapamayız. Şimdi ABD'nin, Batı'nın, NATO'nun umurunda değil Ukrayna. Çok açık gördük. Şu bir haftada, 7 günde, 8 günde gördük. Yalnız kaldı gibi. Dertleri Putin'i ekonomik olarak çökertmek. Şimdi bu noktadan itibaren tabii. Savaş nereye evrildi, nereye gidiyor? Biz ne bu bir haftada ne gördük, ne anladık? Ya şimdi bir kez bu söylediğiniz bence en önemlisi bu işin. Yani bu NATO ya da genel olarak işte emperyalizm herhangi bir ülkenin halkını, çıkarını falan düşünmez. O sadece kendi karını, kendi orta ve uzun vadeli politikalarını, dünyaya egemen olma arayışının önündeki engelleri bertaraf etmeyi düşünür. Şimdi belli ki Ukrayna aracılığıyla Rusya'nın, Putin'in provoke edilmesi ve hani böylesi bir saldırıya aslında bir biçimde önünün açılması. Yani saldırsın, dolayısıyla biz Rusya'yla sürdürdüğümüz mücadelede rakibimizin zayıflamasına vesile olalım. Ha bu arada işte binlerce, on binlerce Ukraynalı insan hayatını kaybedecek, milyonlarcası ülkelerini terk etmek durumunda kalacak. Ya. Bu ne anlama geliyor? Bu da tersten yine emperyalizmin hoşuna giden bir şey. Ukrayna iyice zayıflayacak ve tam istediğim kıvama gelecek. İstediğim her şeyi yaptırabileceğim bir ülke anlamına gelecek. Dolayısıyla hani savaş şu anda diyelim ki Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olarak kimse tarafından değerlendirilmiyor zaten. Yani burada orta vadede Rusya'yı yıpratmayı amaçlayan, Ukrayna'yı tam olarak teslim almayı amaçlayan bir girişim var. Tankiller tepişiyor denen şey. Tabii sonuçta halkla ezliyor. Hatta açık konuşalım şimdi. Hani tırnak içinde söylüyorum, savaşın güçlü tarafı gibi gözüken Rusya'da da Rus emekçileri bunun faturasını ödüyor. Yani şimdi Rusya'ya dönük yapılan yaptırımlar, işte ekonomik ambargolar vesaire, bunların faturasını Putin ödemeyecek ki, ya da Rusya'yı yöneten oligarklar, yani Putin'in etrafındaki o zengin patron takımı ödemeyecek. Kim ödeyecek bunun faturasını? Yine Rusya'daki yoksul emekçi halklar ödeyecek. Rusya'daki işçiler, köylüler bunun faturasını ödeyecek. Dolayısıyla her tür baktığımızda bu savaş halklar açısından zararlı. Hatta bize doğru gelelim. Türkiye'nin emekçileri ödeyecek. Yani işte petrol fiyatlarındaki artışla ödüyoruz. Doğalgaz fiyatlarındaki artışla ödüyoruz. Yarın öbür gün buğday eksikliği nedeniyle ekmekteki artışla ödeyeceğiz. İşte dün tartışılmaya başlandı. Ayçiçek yağı eksikliği ödeyeceğiz. Yani tüm dünyada aslında savaşın faturasını yoksul halklar ödüyor. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle oldu. O yüzden mesela bizim hani ikiriciksiz bir biçimde barışı savunuyor olmamızın temel nedenlerinden bir tanesi bu. Bakın, dünyada hiçbir savaşın
emekçilere, yoksullara, halklara kazanım getirdiği bir örnek yoktur. Yani biz hep bu savaşlardan zarar görürüz. Ha şu ayrı, çok açık konuşalım. Yani doğrudan sizin egemenlik alanınıza dönük bir saldırı vardır ve işte haklı savaş dediğimiz bizim. Mesela biraz önce işte Hitler'in müdahalesine karşı ülkenizi savunmak gibi. Ya da bizim Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Yani ülkeniz işgal edilmiştir, artık başka hiçbir çareniz kalmamıştır. Bu savaşları belki ayırabiliriz ama onun dışında son değil. 50 yıldır, 100 yıldır dünyada süren savaşların önemli bir bölümü egemenler arası mücadeledir ve buradan emekçilere, halklara dönük bir şey çıkmaz. Orta vadede ise ben bu dünyadaki bu paylaşım savaşının maalesef eğer biz inisiyatif alamazsak, yani tüm dünyadaki ezilenler, yoksullar, halklar ağırlık koyup kendi iktidarlarını durduramazlarsa bu silahlanma yarışının sonucu gerçekten bir dünya savaşıdır. Yani o çok açık gözüküyor. Yani bu kadar çok silahın, hani Çehov'un meşhur şeyi var ya, silah varsa patlayacak. Yani duvarda bu kadar çok asılıysa tüfek patlayacak. Şimdi bu kadar çok silah alınan bir yerde, bu kadar çok silah depolanan bir yerde bu silahların bir yerlerde patlatılması gerekiyor. Nasıl olsa bedelini yoksullar ödüyor diye düşünecekler. Tabii o patlayacak silahlar meselesinde bir nükleer endişe var. Nükleer santrali, nükleer silahtan bağımsız bir şeyden, enerji anlamında söylüyorum tabii de. Dün Rusya bombaladı mı, iki tarafın çatışması arasında mı füze mi isabet etti? Kaynaklar tam belki çok net değil ama nükleer santral bombalandı ya da 6 reaktörden biri zarar gördü. Neyse ki yangın hemen söndürüldü. Atom Enerjisi Kurumu da radyasyonda artış yok diye insanları içini rahatlatmaya çalıştı. Bir şey daha ki bu savaşla ilgili tartışmalarda unutmamamız gereken bir şey var. Biz diyoruz ki ilkeli olmak lazım. İlkeleri koymak lazım. Mesela bakın, Türkiye İşçi Partisi işte 3-4 yıl oldu meclisteyiz değil mi? Ayşenur abla, biz hiçbir tezkereye evet oyu vermedik. Bütün tezkerelere, savaş tezkerelerine hepsine hayır oyu verdik. Niye? Niye rahatız biliyor musun? Çok net bizim bir çizgimiz var. Diyoruz ki Türkiye hiçbir sınır ötesi operasyona katılmamalıdır. Hiçbir yabancı asker Türkiye'ye girmemelidir. Bakın mesela bu ilkesel bir yaklaşım. Biliyor musun? Böyle ancak barış mücadelesini tutarlı bir biçimde verebiliriz. Yani biz bütün emperyalist müdahalelere açıkça karşıyız. Bunu genelleştirmek lazım. Burada böyle hani ben şimdi Ukrayna'ya silah satıyorum, onun için şöyle yaparım, Rusya'dan şöyle, mesela dün Bahçeli grup toplantısında diyor Putin haksız ama haksız olduğu için ilişkilerimizi bozamayız. Ya böyle bir yaklaşım olabilir mi? Ya Türkiye'nin mesela nasıl pozisyon aldığı... Çok özür dilerim. YouTube'dan bir şey geldi. Elimdeydi ve böyle bir ses. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Türkiye'nin mesela nasıl bir pozisyon aldığı, nerede durduğu, buraya göre bakılması gerekiyor. Yoksa şimdi siz bir taraftan NATO üyesisiniz. Dolayısıyla hani Ukrayna'nın tarafındasınız NATO üyesi olarak. Bir taraftan da Rusya ile ticari ilişkilerinize devam ediyor. Bu kabul. Mesela Filistin dediniz. Şimdi önümüzdeki hafta değil mi? İsrail Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi tartışılıyor. Şimdi aynı yaklaşımı orada da bekliyorum. Bakın şöyle bir şey olabilir mi? Siz iç politikada seçim dönemi geldiğinde Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İşte İsrail'e şöyle posta attık. İsrail'e geçit vermeyeceğiz. İsrail, İsrail, İsrail diyorsun. One minute'un ekmeğini yiyorsunuz. Ama işler biraz sıkışınca şimdi şu anda mesela İsrail'in Filistin'e dönük uyguladığı abluka devam ediyor. Oradaki zulüm politikaları devam ediyor. Filistin halkının buna karşı direnişi devam ediyor. Tüm dünyada Filistin halkıyla dayanışmak için neler yapılabileceğini tartışıyor Filistin halkının dostları. Tam böyle bir aşamada aslında belki de İsrail'e dönük işte boykotun en yaygınlaştırılması gereken, İsrail'in bu açıdan o politikaları nedeniyle Filistin halkına, mazlum Filistin halkına karşı politikalar tecrit edilmesi gereken bir dönemde siz buyurun Ankara'da görüşelim diyorsunuz. Yani böyle ilkesizlik olur mu mesela? Ya Erdoğan iktidarı ya da Erdoğan kendisi zaten artık iktidar ve politikayı o belirliyor ya. Şu anda dünyanın neresinde, yani şimdi NATO'ya bir yandan posta koyuyor gibi, bağışlayın ifademi, bir yandan Rusya ile hani biz onları görmezden gelemiyoruz gibi, ama öte yandan Zelenski kan kardeşimiz. İşte İsrail'le normalleşiyoruz ama bu arada Suudi Arabistan'la hala vesaire. Bu arada hala Suriye'deyiz. Unutmayalım bakın. Ben söylemeyeyim. Çünkü bakın çok enteresan bir ülke. Herkes yeri geldiğinde barış 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 diyor. Suriye konusundaki iki cümle yüzünden kaç soruşturma açıldığını hakkında
sayamayacağım. Şimdi Erdoğan dünyanın neresinde dedi ya, ya tırnak içinde işte söylüyorum, öyle. Merkezinde. Ya kendini öyle san. Lanset'in öyle sormuşlar, dünyanın merkezi neresi, burası demiş. Erdoğan kendini öyle sanıyor ama şimdi şunun adını koymak lazım. Bir kere Tayyip Erdoğan net Amerikancı. Bakın burada bir tartışma yok. Net Amerikancıdır. Çünkü hatırlayacaksınız, bunlar unutuluyor.